Bugün size milyon dolarlık bir bürokrattan söz edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, havacılık sektöründe şaşkınlık yaratan şirket devrine ilişkin bölgeyi kamuoyuyla paylaştı. 2006 yılında ise genel müdür yardımcılığına kadar yükselmiş bir kişi. Sertel şunları söyledi. Gün geçmiyor ki en tepeden en alt kademeye Harun gibi geldiler, Karun gibi zengin oldular dedi. Sertel ben kendisini tanımam ama havacılık sektörü kendisini SHGM Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemden biliyor. Türkiye kamuoyunda 57 kişinin ölümüne sonuçlanan Isparta uçak kazasında görevi kötüye kullanma nedeniyle aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezası tanıyor dedi. Bugün size milyon dolarlık bir bürokrattan söz edeceğim. Adı Oktay Erdağ. 1976 yılında Ulaştırma Bakanlığı'nda memur olarak göreve başlamış. 2006 yılında ise genel müdür yardımcılığına kadar yükselmiş bir kişi. 2008'de ise özel sektöre geçmiş. 32 yıl devlette, 12 yıldır özel sektörde görev görüyor. Bu kişi Isparta uçak kazasında görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da faaliyet göstermesi, havacılık sektöründe faaliyet göstermesi yasaklanmış bir kişi. Eğer daha eski bir bürokrat olması ve sadece devlette uzun yıllar görev yapması nedeniyle 5 milyon dolara 100 milyon TL civarında bir rakamla bir şirketi teslim alması ve bu şirketin sahibi olması merak konusu oldu. Bunu da soru önergesiyle sordum. Oktay Erdağ, Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Havacılığı milyonlarca dolara satın alması sektörde oldukça şaşkınlık yarattı ve dikkatleri üzerine çekti. Bu nedenle Isparta uçak kazasında 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezası alan bu kişinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından havacılıkta izin verilmemesi gerekirken Kemal Yüksek kendisine bu havacılık sektöründe çalışmasına izin veriyor. Ciner Havacılık kanunsuz bir şekilde devrine ilişkin iddiaları elimden belgeyle birlikte Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na sordum. Yasal süresi içerisinde cevap verilmezse seçimlerden sonra milletin iktidarına bu tür bu sorunların cevabı birer birer ortaya çıkacaktır. Sayın Adil Kara İsmailoğlu'na, Altyapı Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sordum. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağ'ın Ciner havacılık hisseleri satın aldığı doğru mudur? Oktay Erdağ'ın 2007 yılında meydana gelen 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan uçak kazasından yargılandığı için 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığı ve bu nedenle yasaklandığı doğru mudur? Oktay Erdağ'ın havacılık sektörüyle ilgili hapis cezası almasına rağmen havacılık sektöründe faaliyet göstermeye ilişkin ruhsatı nasıl alınmıştır? Ciner havacılığı devralan Oktay Erdoğan'dan savcılık kağıdı istenmiş midir? İstenildiyse geçmişte görevi kötüye kullanma cezası görmezden mi gelmiştir yoksa savcılık kendisine temiz kağıdı mı vermiştir?